Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün oynanan Konyaspor Trabzonspor karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz çok şükür. Siz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Evet, dün aslında böyle heyecanlı bir karşılaşma oldu. Kırmızı kart oldu karşılaşmada ve 1-1 sonuçlandı. Trabzonspor yerini zaten garantilemişti. Sezon sonu dördüncü olarak bitireceği üzerine bir garantisi vardı. Nasıl buldun karşılaşmayı? Biz hep seninle şunu konuştuk zaten ikinci yarıda özellikle. Trabzonspor artık önümüzdeki sezonun temellerini atıyor yavaş yavaş diye konuşuyorduk. Şimdi bu son karşılaşmada önümüzdeki sezonun temellerini görmeye başladık mı biraz? Ne söylersin? Doğru anlattın, güzel bir özet geçtin. Biz dünkü maça baktığımızda ve bütün Trabzonsporlar aklından şunu geçirmiştir ve sormuşlardı da. Evet, dördüncülük garantilendi. Evet. Eksikler belli. Karneler dolduruldu, notlar verildi. Hı hı. İyi de neden sahada 1-2-3 tane genç yok, değil mi? Tabii. Hı hı. Genç Serkan vardı. Serkan'ı da gördük. Niye gençler üzerinden başlıyorum? Çünkü ülke futbolunun geleceği gençlerin ayaklarında. Serkan'ı örnek veriyorum. Aslında Serkan sadece bir örnek. Öyle bir pozisyon hatası ve acemilik yapıyor ki. Yani Trabzonspor gibi bir takıma gelen bir oyuncu altyapılarda bu eksikleri gidererek gelmesi gerekirdi her anlamda. Diyeceğim odur ki Trabzonspor'un altyapısında çocuklara gerekli, yeterli eğitim verilmiyor. Yetenekleri geliştirilmesi konusunda yardımcı olunmuyor. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu bilirsin. Evet. Allah'tan Yusuf, Abdüş ve Uğurcan çıktı da bunların nasıl çıkış hikayelerini sizlerle paylaşmıştım. Onlar özel yetenekleri olan oyuncular. Onlar kendi istekleriyle çok daha fazla çalışarak oralara geldiler. Şimdi Yusuf Lille'den başka bir takıma gidecek. O Trabzonspor oradan para kazanacak. Uğurcan gidecek Trabzonspor'a para kazandıracak. Belki birkaç ay sonra Abdüş gidecek para kazandıracak. Altyapılar ne oluyor? Trabzonspor'da uzun süredir altyapılardan yıldız oyuncu çıkmamasının en büyük nedeni budur. Bak en büyük nedeni bu. Orası maden, o kutsal topraklar iyi kullanılmıyor. Sonra da ben bakıyorum ki ligi dördüncü bitirmiş bir Trabzonspor takımında niye genç yok? O anlamda hocaya da sitem edenler oluyor. Abdullah Hoca niye gençleri oynatmadı veya niye şans vermedi? Ah hoca ne yapsın? Öte yandan böyle durumlarda gençler olsa bile, yok da olsa bile bu çocuklar mental anlamda geleceğe dair sıkıntı yaşayabiliyorlar. Öte yandan dün Konyaspor karşılaşması bize ligin geniş bir özetini yaptı. Akşam şampiyonluğa giden takımları da seyrettiniz. Ve ben bir Trabzonsporlu olarak düşünüyorum. Geçen yıla bakarak, bu yıla bakarak bu ligde bu kadroyla şampiyon olamamak. Yani bu kadroya diyorum. Bu kadroya takviye, sezon başı kadro mühendisliği yanlış yapılmamış olsaydı ben bugün size burada o kadar güzel şeyler anlatacaktım ki. 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon Trabzonsporluların hayalini süsleyen şampiyonlukları ve o hikayeleri sizle burada paylaşacaktım. Ama nedir bunlar? Sezona acemi biriyle başlamak, kadro mühendisliğinde yanlış yapmak, Allah'tan Bekasıdas ve Berat alındı da Abdullah Avcı bu takımın başına getirildi. Kasket sinerjisiyle bakın parantez açıyorum sizle şunu da paylaşayım. Ligin sonuna gelindik. Bütün takımları seyrediyorsunuz. Oyuncular kafa olarak fiziksel anlamda bitti hepsi. 3 günde bir maç yapıyorlar. Evet. Bu teknik adamlar, daha doğrusu duygusal toping yapan teknik adamlar bu işi getiriyorlar. Oraya dikkat. Şimdi Abdullah Hoca da o şapkayla, kasketle diyeyim, işi bayağı bir getirdi. Sonra ne oluyor? Malzeme yok.
Malzeme olmayınca böyle bir skorla karşılaşıyorsun. Sonuç kaçınılmaz oluyor. Demem odur ki bu takım bu yılı elini kolunu sallaya sallaya çıkardı Nergis. Ders olsun, ibret alınsın. Öte yandan bakın bir başka tehlike. Sosyal medyada bakıyoruz. Bilhassa sosyal medyada. Trabzonspor 10 tane futbolcu alıyor. Kardeşim uzağa gitmeye gerek yok. Şu mesajı herkes aldı. Fazla transferi yapmakla şampiyon olur mu yok? Sistem, plan, proje, teşhis, tespit, tedavi. Yıllardır anlata anlata dilimde tüyü bitti. Özetle. Evet, önümüzdeki yıla bakılması gerekir. Tekrar söylüyorum. Abdullah Hoca'nın o anlamda çalışmaları kulağımıza geliyor. Fakat sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada Abdullah Hoca'ya ve yöneticilere, başkanlara orada bir şey uygulanıyor. Pres uygulanıyor. Şu futbolcu var, bu futbolcu var. Ben size başka bir örnek vereyim. Trabzonspor şu takımdan şu futbolcuyu alacak. Örnek veriyorum. Bursa Spor'da genç bir oyuncu var. Ki ben Bursa Spor'un altyapısında iyi takip ediyorum. Evet. Kardeş, oradaki gençler kadar kaliteli senin altyapında mevcut. Bizler bilumum tüm takımlar. Genç yetenekli oyuncuları arayıp taradığı kadar yetenekleri olan, vizyonu olan bilgili genç hocaları da arayıp araştırsın. Ülke futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi. Çok vallahi doğru söyledin. Yani altyapı problemi sadece zaten Trabzonspor'da değil, bütün takımlarda var Süper Lig'deki. Ama özellikle tabii Trabzonspor'un daha önceki altyapıdan çıkardığı oyunculardan başarıları gördüğümüz için tabii ki beklenti daha çok Trabzonspor tarafında. Ergiz, ben Hami'yle, Gökdeniz'le yıllardır mevzuları konuştum. Dediğim gibi çocuklar, sizden sonra 30 yıl çıkmadı. Evet. Bunların içerisinde Fatih'i de koyalım. Fatih Tekke. Fatih Tekke Trabzon'da PDT Telekom diye bir takım vardı. Oradan gelmişti Trabzonspor'a. Uzun yıllar çıkmamasının sebebi bu. Ben birçok genç oyuncuyla da konuşuyorum. Farklı takımlardaki oyuncularla konuşuyorum. Nergis, üzülerek söylüyorum. Bütün takımlarda bu var. Ahbap çavuş ilişkisi. Evet. Takımlarda bu var. Ben bazı futbolcuların eleştirisini veya övgüde bulunurken çok dikkat ediyorum. Çünkü bunları size daha evvel de anlattım. Sosyal statü zıplamasına kaptırmamak gerekir. Ben ne oldum havasına girerseler tehlike var. Tabii. Üst seviyelerdeki takımlarda oynadıkları zaman da dikkat ediyorsunuz. Yani her anlamda eleştiri olabilir. Ama bunlar Avrupa'ya gittiği zaman bunları yazacağım Allah izin verirse. İnşallah. Bizim o kadar yetenekli çocuklarımız var ki bugünkü maç yazımda da yazdım, anlattım. Trabzonspor hoca ve iki oyuncu gelmemiş olsaydı Trabzonspor'da çok büyük sıkıntı yaşayabilirdi. Evet. Daha farklı yerlerde görebilirdik Trabzonspor'u. Çok doğru söylüyorsun. Peki tabii abi, sezon başında hamleleri yerinde yapılsaydı evet, az önce dedim çok daha farklı olabilirdi ama futbolda dün yoktur. Futbolda eğer geçmişe takılı kalırsanız geleceğe kaybedebilirsiniz. Futbolda affedersiniz, affedecek durum, acırsanız acınacak duruma düşersiniz. Bu da bir gerçektir. Vallahi böyle bir ligi, mesela geçen sene Trabzonspor'la yakın bir tarihten bahsediyorum, Başakşehir yaşamıştı. Bir ayrıntıya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Başakşehir yaşamıştı. Trabzonspor'un nefesi erken kesildi. Tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
Anladınız mı? Veya bir kez daha şahit oldum. Fatih Terim. Görüyor musun? Dedim. Bunları sizle de paylaştım daha önce. Telefonla da konuşmuştum. Futbol sahada oynanan oyunların toplamı değildir dedik. Evet, teknik adamlar oyuncularını teknik, taktik, fizik ve kondisyon anlamında eğitebilir. Ama yayının başında da ifade ettim, duygusal doping. Teknik adamların mesajlarına çok dikkat edin. Çünkü her anlamda biten oyuncuları yeniden ayağa kaldırmak, ben bu tip cümleleri şöyle şey yapıyorum, tırnak içerisinde söylüyorum. Ölüyü dirilten mesajlar. Siz bunu Trabzonspor'da da biz zaman zaman çok denemişizdir. Mesela geçen sene bilhassa çok yaptım pandemi sürecinde. Yazılarımızla anlattık, oyuncuları motive etmeye çalıştık. Ama teknik adamınızda eğer eksikliği vardırsa gidemezsiniz. Özet bu. Evet. Peki Aksal abicim, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta zaten belli olmuş olacak. Bakalım neler konuşacağız. Böyle bir takımlar değerlendirmesi de yaparız seninle. Hadi, hadi son cümlem de şu olsun. Buyur. Bana deseydin ki şöyle bir soruyla karşılaşmış olsaydım. Aksal Bey, Beşiktaş, Galatasaray ve arkasından Fenerbahçe geliyor. Bir manşet atsaydın veyahut bir fon müziği yapsaydın adını ne koyardın? Allah Allah derdim ya. Hakikaten camiaların taraftarlarına Allah kolaylık versin. Yüzler kuyruğuna geldiler. Evet. Ama hep söylemişimdir, hepsini söylemişimdir. Onca takımın arasında bir tane takım şampiyon olacak. Şampiyon olamamak dünyanın sonu anlamına gelmez. Hangisi olursa olsun ben o takımın bu şartlarda, bakın bu zor şartlar altında o takımın hocasını, futbolcularını alkışlarım. Niye dersen bana, kolay değildi. Yani bu sezon hakikaten kolay değildi. Yani tribünün boş olması, teknik adamlar, pandemi süreciyle ve oyuncular böyle bir süreçte ilk defa karşılaştılar. Tabii ki üzülenler olacak ama dedim ya, dünyanın sonu da değil. Bu işler kolay da değil. Ben burada anlatıyorum. Benim başıma geldiğinde belki kendi kendimi böyle teselli edebilirim ama tabii şunu da diyebilirsin. Abim, komşu komşunun kaybolan eşeğini ıslık ile çağırmış. Bunu da bana söyleyebilirsin, kolay gelir dersin ama evet, kolay değil. Allah hepsine kolaylık versin. Amin diyelim. Peki. Teşekkür ediyorum sevgili Aksal abi, güzel özetledin. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Siz de sağ olun, iyi çalışmalar. Herkese selamlar. Sağ ol. Sevgili izleyenler, Aksal Yavuz'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.